Fidan müsait misin, geleyim mi? Gel. Geç kalmayız. Bekleyin. Ne oldu? Ben de geliyorum. Onların arasında sizi tek başınıza bırakmam. Hoş geldiniz. Kuzgun'un ailesi düğüne gelecek mi? Kumru kesin geliyor. Haber yapması için görevlendirdim. Kartal, Meryem. Kartal da Ali davet etmiş. Meryem bana da sürpriz olacak. Şu masadakileri tanıyor musun sen? Rıfat'ın ortakları. Aynı zamanda Berham Adıvar'ın masasındaki diğer iki adam. Bugün dosta düşmana Kuzgun'un ailesini takdim etmeli şenli. Kuzgun'un en zayıf karnını herkes görmeli. Tamam. Şarkının her sesinde, belki bir sahil meyhanesinde, belki de içtiğin sigaranın dumanısın. Bir yıldız gökte kayıp giderken, ıslak bir yolda yalnız yürürken, bambaşka bir şeyi düşünürken aklımdasın. Geçmiş değil bugün gibi yaşıyorum hala seni. Sen hep benim yanımdasın. Gündüzümde gecemdesin. Çalınmasın söylenmesin. Sen benim şarkılarımsın. Geçmiş değil bugün gibi yaşıyorum hala seni. Sen hep benim yanımdasın. Gündüzümde gecemdesin. Çalınmasın, söylenmesin, sen benim şarkılarımsın. Sanki hiç bitmemiş
hep var gibi. Bir sırrı herkesten saklar gibi. Sessizce sokulup ağlar gibi yanımdasın. Beni bir şeylerden aklar gibi. Kopartmadan çiçek koklar gibi. Hiç bozulmamış yasaklar gibi aklımdasın. Geçmişte sağ ol. Bugün gibi yaşıyorum hala seni. Sen hep benim yanımdasın. Hani aile arasında küçük bir tören gibi. Bunların küçüğü böyle işte. Sen mi çağırdın onları? Saçmalama, öyle bir şey yapar mıyım? Hoş geldiniz Meryem Hanım. Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Size gelmedim. Çocuklarım yalnız kalmasın diye geldim. Sebebi her ne olursa olsun gerçekten çok memnun oldum geldiğinize. Buyurun, yeriniz hazır. Ailenle geldiğine göre artık her şey eksiksiz. Yüzün gülebilir. Buyurun. Ne işiniz var burada? Abimiz evleniyormuş, bir uğrayalım dedik ya. Niye geldiniz, niye? Davet edildik. Ailen olduğumuz için. Hoş geldiniz. Ayakta kalmayın, buyurun şöyle. Ela, Kuzgun'a dost musun, düşman mı? Düşman olan ben değilim Meryem teyze. Ben sadece neye mecbur bırakıldıysam onu yaşıyorum. Ela'cığım, tebrik ederim. Geliyorum hemen. Şöyle buyurun. Şu gelenler kim? Kuzgun Cebeci'nin ailesi. Yani Kuzgun'un prangaları. Hoş geldiniz Meryem abla. Hoş geldiniz. Seda ben. Ali'nin eşi. Kartal. Kumru. Hoş geldiniz. Kuzgun'un biricik kardeşleri ve annesi Seda'cığım. Gelsene sen. Kumru'yu da Kartal'ı da al. Birazdan gelin buradan. Burası, bu insanlar size göre değil. Sana göre de değil oğlum. Ama ne yaptın ettin, girdin içlerine. Cümle aleme bir ailem olduğunu göstermek için çağırdılar sizi buraya, anlamıyor musun? Benden uzak durun dedik, çiğnadığına yapar gibi takılmayın peşime. Uzak durmamızı istiyorsan sen de çık git bu dünyadan, bu insanların arasından. Ben ve kardeşlerin senden ayrı değiliz oğlum. Merak etme, birazdan gideriz. Ama ben senden uzak duramam. Sen neredeysen benim canım orada. Tuvalet ne tarafta acaba? Ben yardım edeyim. Ortamdaki sesleri biraz kısabiliyor musunuz? Şurası. Teşekkür ederim. Anne sen de gelsene. Geleyim anneciğim. Ne yapıyorsunuz bakalım?
Geç Kartal. Hadi silahı ver bir an evvel de bizimkileri alıp gideyim. İster sakla, ister kurtul, sen bilirsin. Sağ ol ele vermediğin için. Benim derdim senin başını belaya sokmak değil ki, 100 kere söyledim. Kartal. Babalarımızın yaşadıkları bizim suçumuz değil. Bak abinle kardeşim evlendi. Akraba olduk. Düşmanın değilim ben senin. Eğer öyle olsaydı... ya silahı polise ya da seni Bora'ya teslim ederdim. Kayın. Aramıza hoş geldin. Eyvallah. Biraz tanıyalım seni. Ne bu acele ya? Tanırsınız yakında. Böyle bir düğün dernek masasında tanınacak adam olsaydık... şu hayatı boşa yaşamış olurduk değil mi? Aynası iştir kişinin. Ben keyfinizi kaçırmaya değil... keyfinizi arttırmaya geliyorum aranıza. Hayırdır burada Aslan'la? Senin canın mı sıkkın? Ne oldu, orkestrayı mı beğenmedin? Yo. Sadece seninle aynı masada olmaktan hoşlanmıyorum. Bora Dağıstan'la Behram Adıvar'ın bizim duygularımızla ilgilenmemesine böyle durup durup içerliyor. Duygusal bir adam. Sahi ne zaman görüşürüz kendisiyle? Yüz yüze? Hiçbir zaman. Adı var, kendi yok diyorsun ha? Toplantı tarihi geldiğinde görüşürüz o zaman. Behram Adıvar sadece bu evliliği istedi. Kuzgun'a icazet verip vermeyeceğini daha bilmiyoruz. Öğrenirsin yakında. Nedim'in inşaat şirketine baskın yapıldı mı? Güzel. Birazdan baskın haberi gider. Konuşulanların tek kelimesini bile kaçırmayalım. Geleceğim anneciğim, dur. Güzel güzel oynayın, tamam mı? Siz iyi misiniz? Her şey yolunda mı? Yolunda değil. Yapabileceğim bir şey varsa?
Benim için kimsenin yapabileceği bir şey yok. Sağ ol, sorduğun için. Sen niye bu kadar rahatsız oluyorsun ki bizden? Oğlum rahatsızlık falan yok. Kumru'yu bul, annemlere dal git. Hadi Kartal, hadi. Tamam, tamam, gidiyoruz. Hadi oğlum, hadi. Buraya kadar gelmişler zaten. Niye gönderdin insanları? Çamurunuz onlara bulaşmasın diye. Anladın mı? Kim olduğunu bana asla unutturmadığın için sağ ol. Her zaman. Tamam. Nedim Bey. Hı? Ne oldu? İnşaat şirketimi basmışlar. Neden? İhbar varmış. Sıkıntılı bir durum yaşanmış mı? Hayır. Bizimle bağlantılı bir durum yoktu. Hadi biraz daha açık konuşun. Önce babamın ölümü. Sonra Rıfat'ın içeri girmesi. Şimdi de inşaat şirketine yapılan baskı. Beyler, bunların hepsinin ortak bir özelliği var. İhbarı kimin yaptığını biliyorum. Söyle bakalım kim? Kuzgun Cebeci. Kuzgun Behram'ın adamı. Ama bizim düşmanımız. Buraya bizimkileri bilerek getirtti. Hem bana hem Behram'ın adamlarına mesaj vermek için. Ailen de bu işlerden bağımsız dilese abi. Aynen öyle. Eğer bunu Kuzgun yapmışsa... Kuzgun olduğuna eminim Nedim Bey. Eminim. Bu ihbarın hesabını Kuzgun Cebeci'den sormalısın. Beyler, Kuzgun'un gerçek bir gözdağına ihtiyacı var. Yoksa hepimizi alt ede ede en tepeye kadar yürüyecek. Ne zaman yeter ev ailesi? Gitmeyi aklından bile geçirme. Ama böyle her saat başı aramızdaki anlaşmayı sana hatırlatacak değilim.
İstersen parmağına kırmızı bir ip bağla. Baktıkça beni hatırlarsın. Ya sana helal olsun ya. Şu şartlarda bile şaka yapabiliyorsun ya. Hep bir laf sokmalar, iğnemeler falan. Sen var ya dilinle adamı öldürürsün ha. Boşuna avukat olmamışsın. Sayende bütün adamlar güvendi. Yatıp kalkıp dua etsinler sana. Bu böyle olmaz. Patlarız. Bugün olmazsa yarın. Yani senin aile fark etmeyecek diye hep böyle yan yana mı takılacağız biz? Bir şey diyeyim mi Kuzgun? Ne yaparsan yap gerçekten umurumda değil. Hatta şöyle yapalım. Yarın herkese bunun anlaşmalı bir evlilik olduğunu açık edelim. Hı? Rol yapmamıza da gerek kalmaz. Boşanır gideriz. Ama sen de icazeti rüyanda görürsün. İyi tamam. Senin uykun gelmiş belli. Sayıklamaya başladığına göre. Ben şu üzerindeki ızdırabı bir çıkarayım. Sadece uyumak istiyorum o kadar. Ben de burada yatarım artık. Sen bilirsin. Çocuklar, Dila, müsait misiniz? Kusura bakmayın böyle dan diye geldim ama. Meral'e söyledim unutmuş. Kendim hazırlayıp getirmek istedim. Sağ ol Şerim. Battaniye ile film keyfi dediniz. Bu kadar sıkıştırmayın canım. Hepsini bir gecede yapmak zorunda değilsiniz. Ay yoksa ayrı ayrı mı uyuyacaktınız? Müsaadenizle biz bu gece bayağı yorulduk. Özellikle Dila. Şu gelinlikten falan bir kurtulsun. Değil mi karıcığım? Hı hı. Yani vuralım kafayı yatalım manasında. Anladım. Biz rahatsızlık vermeyelim size ya. Biz kendimiz kalkalım gidelim. Gel kardeşim. İyi geceler. İyi geceler. Allah aklı versin. Size de. Ya bu kadın hayırdır ya? O öyledir. En ufak bir açık buradan İstanbul semalarına jet hızıyla yayılabilir. Dikkatli ol. Biri bizi sürekli gözetliyor. Yardım edeyim mi şuna? Sağ ol. Kendi fermuarımı kendim açabilirim. İyi. Tamam yardım eder misin? Efendim? Fermuarımı açmama yardım eder misin? Ne oldu maymun kolları işe yaramadı mı? Açacak mısın, açmayacak mısın? Açarız. Yoksa ben de çoktan açmıştım.
gerisini hallederim, sağ ol. Telefonun çalıyor. Ha pardon, ikinci telefonum galiba. Söz, o fotoğrafların kopyalarını sana vereceğim. Ama sen de istediğim şeyi ayarlayacaksın. Tamam mı? Şimdi şöyle. Teknisyen arkadaşın sabah ilk iş teknik bakım bahanesiyle gider. Dediğimi yaparsa düğünün bütün fotoğraflarından sende de olacak. Öyle. Kolay olacak demedim ki ben sana. Her şey karşılıklı. Anlaşıldı mı? İyi tamam, sabah haberleşiriz o zaman. Hadi iyi geceler. Anne ödüm koptu ya. Kopsun kopsun. Sen yine ne işler peşindesin? Ne iş peşinde olacağım anne, bir haberle ilgili konuşuyordum. Sizi de uyandırmayayım diye dışarı çıktım. Hmm. Sen kiminle düğün fotoğrafları üzerinden pazarlık ediyorsun küçük hanım? Gizli gizli beni dinlemekten vazgeçmedin mi hala sen? Vazgeçmedim küçük hanım, daha çok beklersiniz. Başka türlü sizin hızınıza nasıl yetişirim ben? Öyle kapıdan pencereden dinlemeyle, çay bardağı usulü gizli bilgi avcılığıyla olmaz o işler anneciğim. Olur olur. Abinle ilgili bir işler çevirmiyorsun değil mi? Tam olarak öyle yapıyorum anne. Tam olarak abimle ilgili bir meselenin içindeyim şu an. Beni de kimse durduramaz. Emin ol, rahat da ol. Tamam mı anneciğim? İyi geceler. O saçtan kurumamış yalnız. Sana ne?
Hasta olacaksın. İcazet üstü. Hayır, halsizlik yapar. Evcilik oyunu değil ki bu. Yani komplesi öyle değil manasında, onu diyorum. Allah rahatlık versin. Dila çıktı. Sana bir şeyler hazırladım. Ama özel olarak istediğin bir şey olursa... Yok yok. Dila nereye çıktı? Bilmiyorum. Sağ ol ablacığım, ben yemeyeceğim. Eline sağlık. Masadan biri duruma uyanmış olabilir. Dikkatli ol. Peşine düşebilirler. Emin misiniz? En yüksek ihtimal. Böyle tehlikeleri olacaktır tabii bu iş. E ne olacak peki şimdi? Merak etme, açığa çıkmış falan değilsin. Doğru. Açığa çıksan başıma ne geleceğini gayet iyi biliyorum. Evet, ölürdün. Biri seni fark ederse biz de onun için gerekeni yaparız tabii. Dün gece aradığınızda Kuzgun fark etti. Yani ikinci bir telefonum olduğunu. Kuzgun'a karşı da dikkatli ol. O da yükselmek isteyen oldu. Behram'ın gözüne girmek için her şeyi yapacaktır. Kuzgun'a karşı zaaf geliştirme. Ben o heriften nefret ediyorum ya. Bana yaptırdığınız yalancı evlilikten de nefret ediyorum. Babamı hapse attıran o adamla ben aynı çatı altında uyuyorum. O çatıyı başımıza yıkmak isteyen adamla. Ne zaafından bahsediyorsunuz siz? Geçecek. Gerçekten geçecek. Bu iş bittikten sonra Kuzgun da ait olduğu yere gidecek o masadakilerle birlikte. Bir saniye. Dila. Dila, bu yolun dönüşü yok. Düğünü yaptınız. Şimdi sıra icazet almanda. Kendini koru. Bana Behram'ı ve o masadaki herkesi verdikten sonra bu iş bitmiş olacak. Anlaştığımız gibi. Hayal kırıklığın kızgınlığın yüzünden okunuyor. Bizim sana her şeyi anlattım. Abinin başını Kuzgun'un yaptığı plan yaktı. Dila'yı kaçırmaya çalıştıkları için oldu ne olduysa. Abini bulup İstanbul'a ben getirdim. Bakma bana öyle, mecburdum. Bizim düşünsene. Adamın biri kardeşime musallat olmuş. Abin olsaydı benim yerimde ne yapardı? Hı? Ama kesiyi öldüren olaylara yol açan her şeyin sebebi Kuzgun. Kuzgun şimdi sana git diyor. Neden? Çünkü sana bir ihtiyacı kalmadı. Emin ol, kesik yaşasaydı aynısı onun başına da gelecekti. Çünkü bu herifin tek derdi ne biliyor musun? Bizim sahip olduğumuz her şeye konmak. Kız kardeşimle evlenerek de en sert hamlesini yaptı. Kuzgun sadece kendini düşünüyor. Füsun. Beni dinle, gitme. Kal. Gel hıncımızı beraber alalım. Ben Kuzgun'a ne yapabilirim ki? Evet, kızgınım. Evet, kalbim çok kırık. Ama ben ona ne yapabilirim ki?
benim bir fikrim var. Bana güven Firuze. Delirteceğiz Kuzgun'u. Nathan, girdin mi? Evet efendim. Yoğun bakım ünitesine rutin kontrolü için gidiyorum şu an. Çıkınca hemen arayacağım. Süpersin Tolga, teşekkür ederim. Tamam. Tamam, bekliyorum. Bu sana geldi Dila kız. Sağ ol Meral abla. Gözümüz aydın. İcazeti alıyorum. Abi, terziden geldi. Şeklini de hiç bozmaz. Bugün büyük gün Cihan'ım. Bugün icazet geliyor. Sonrasında beni tutabilene de benden kaçabilene de aşk olsun. Hepimize hayırlı olsun abim. Peki yenge? Yenge de gitti mi dersin? Oğlum yenge menge deyip niye ağzımızın tadını kaçırıyorsun şimdi? Yüzük öyle demiyor ama. Sen bakma buna. Bu evlilikte bu aynı evde yaşama tantanası da Behram adı var aşağı inene kadar. Abi bu adamlar öyle aşağı kolay inecek adamlar değil ama. O adamların... Ben Cihan, sana bir şey olmasın. Bu Şeref de Rıfat da, hatta Behram da dahil. Bunlar kendilerini o kadar güvende bir yerde hissediyor ki... senin benim gibi alt tabakadan gelme insanları hiç dikkate almıyorlar. Sonra patlıyor. Behram'ın en büyük zaafı en tepede oluşu. Ama bir sorunumuz var. Kimse kim olduğunu bilmiyor. Biri hariç. Zamanı gelince Cihan'ım, zamanı gelince. Köprüyü geçene kadar Dila'ya karım, Ali'ye kayınbiraderim, Behram'a da patronum. Ayıya dayı yani, anlıyor musun? Söylediğin gün birkaç dakika durmuş. Nasıl? Ne demek bu? Yani biri bu adamın fişini çekmiş. Ya da borudan gelen oksijenin alınmasını engellemiş. O gün o odaya o saatlerde sadece tek bir kişinin girebileceğini tahmin ediyorum Tolga. Bana hemen dökümlerimi iletebilir misin? Tamam, atıyorum. Tamam. Bekliyorum. Şeref, Dağıstanlı'yı kim öldürdü? Thank you.
Tahmin ettiğim şey mi? Evet. Haberi yaptım. Şeref Dağıstanlı'yı kim öldürdü? Yalnız sarsıcı olduğunu belirtmeden geçemeyeceğim. Özellikle de sizin için. Şeref Dağıstanlı'nın yoğun bakım odasındaki alet bir aile sırrını ortaya çıkardı Şermin Hanım. Abiniz vurulduğu için değil, fişi çekildiği için bu hayatı ve sizi terk etmek zorunda kaldı. Bunlar Bora. Abim ölmeden önce bağlı olduğu makinenin kayıtları. O gün sadece o odada sen olduğun için bu raporun ne demek istediğini daha iyi anlarsın. Öyle yaşamasına izin veremezdim. Sen teknik olarak kendi babanı öldürmüşsün Bora. Benim de abimi. Belki toparlayabilirdi. Toparlanmayacaktı Şermin. Bilemezsin. Mucize beklentisiyle babamı öyle yaşatsa mıydım? Evet, evet. Şermin. Etrafım katillerle dolu ama sen, sen çok yıkıttın beni Bora. Bitkiden farkı kalmayacaktı, inan bana Şermin. Sen de olsan aynısını yapardın. Kuzgun tüm kaleleri teker teker ele geçirdi. Nasıl iş bu, ben anlamıyorum. Bir tane çulsuz geldi, yıktı geçti bizi. Yetmedi, Dilay'la evlendi, evimize kadar girdi. Hepimizi parmağında oynatıyor ve sen hala bekliyorsun. Neden? Kuzgun benim de canımı fazlasıyla sıktı. Ama sen merak etme Şermin. Ne, bir planın olduğunu mu söylemeye çalışıyorsun? Önce onu Dila'dan koparacağım. Kuzgun bunun bedelini ödeyecek. Dila da Kuzgun'u o eve almanın bedelini ödeyecek Şermin. Üstelik sorumlusu da ben görünmeyeceğim. İyi. Kanlı bir sabah hazır ol Şermin. O evde senle Naz dışında kimsenin canı güvende değil. Sen bana güven. Bana güven Şermin.